Selamun aleyküm. Alemlerin Rabbine şükür olsun ki Allah subhanahu teala bizi bu ahir zamanın fitnesinden çekip çıkardı ve bizi onun en yüksek evliyalarından birinin şemsiyesi altında topladı bizi. Şeyh Abdülkerim el-Kıbrisi'nin ki o Evliyalar Sultanı Şeyh Nazım el-Hakkani'nin halifesidir. Şükür elhamdülillah. Onlar bizi ahir zamanın fitnesinden çekip çıkardılar. Bu dünyanın fitnesinde. Dünya bu çeşit fitne görmedi. Deccal'ın fitnesi gibi. Onlar bizi ondan çekip çıkardılar. Biz onun içindeydik. Onun içinde derinlere gömülüyorduk. Siz, ben, hepimiz. Biz onun fitne olduğunu bile bilmiyorduk. Bunu bilmiyorduk ve farkına bile varmadık. Ve onların yanında olmakla bile onlar bizi ondan çekip kurtardılar. Ne kadar şükretmeliyiz. Ne kadar Rabbimize teşekkür etmeliyiz. Çünkü dışarıda milyarlar var ki, milyarlarca insan var. O cehennemin içine gömülmüşler. Belki o cehennemden çıkmak isteyen milyarlar var ama çıkamıyorlar. Orada onlar kısılık almışlar. Allah'ın evliyası onlar bizi çekip çıkardılar. Ne kadar şükretmeliyiz onlara. O şükrü nasıl eda etmeliyiz? Nasıl onlara şükranımızı nasıl göstermeliyiz? Sadece oturup şükür ya Rabbi mi demeliyiz? Ne zamandan beri İslam dudak hizmeti haline dönüştü? Ne zamandan beri tarikat bu hale döndü? İslam, tarikat ve maneviyat bunlar sadece söylediğin sözler değildir. Bu kalbinizden gelmelidir. Doğru bir şekilde. Kalpten gelen doğru şekilde gelen de sadece dile vurmaz. Vücudunun her tarafına yayılır. Gözlerine gelir. Kulaklarına gelir. Ellerine, ayaklarına gelir. Şükrü yaşamaya başlarsın. Şükrü yapmaya başlarsın. Şükrü işitirsin ve şükrü görürsün. O vakit Allah için bir hizmet aleti olursun. Onun iradesini yerine getirmek için. Burada. Biz o pislikten çıkarıldık ve burada ibadet etmek için buradayız. Elhamdülillah onun himmetiyle bu dağların tepesinde, New York dağlarının tepesinde günde 5 vakit ezan okunuyor. Daha önce belki binlerce yıldır ezan burada okunmadı. Yeryüzü yaratıldığından beri. Onun rahmetiyle her cuma günü burada cuma namazını kılıyoruz. Sela okunuyor her cuma. Her perşembe gecesi burada zikir yapılıyor. Her gece sohbet yapılıyor. Onların himmetiyle. Bizler ibadetimizi sunuyoruz burada. İbadetimizi sunduğumuzda vazifelerimiz Allah o zaman der ki bize bana sevgili olursunuz. Ama bizler koşturuyoruz. Allah'a koşturuyoruz. Allah buyuruyor ki bana bir adım atarsanız ben size 10 adım atarım. Siz bana yürürseniz ben size koşarım diyor. Bizler diyoruz ki ya Rabbi biz sana koşuyoruz. Allah buyuruyor ki sizlere farz olmayan ibadetleri yapmaya başladığınızda bana daha yakınlaşırsınız diyor Allah subhanahu teala. Bir kere bana yakınlaşırsanız ben sizin gözleriniz olurum. Elleriniz olurum. Kulaklarınız olurum. Diliniz olurum. Ayaklarınız olurum. O vakit Allah'ın hizmetini yapmaya koşarız. Burada ne yapıyorsak, Allah'ın hizmetinde değilsek burada ne yapıyoruz? Bu cemaatin içinde ne yapıyoruz?
bu dergahın içinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğer Allah'ı, Allah'ın hizmeti için koşturmuyorsak, bu şükür göstermemizin tek yoludur Allah Subhanahu Teala'ya. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey Eshab-ı Kiram'ın da yapmaya çalıştığı şeydi. Peygamber Efendimiz'e hizmet için koşturuyorlardı. Evet. Peygamber Efendimiz'e hizmet etmek için, hizmet etmek salavatın gerçek manası odur. Salavat sadece Allah mesela Seyyidine Muhammed demek değildir. Allah'tan istiyoruz ki onlara rahmet eylesin. Ama onlar Peygamber Efendimiz'e çok yakın olanlardı. Bütün onların hayatları salavattı. Hareket halindeydiler. Onlardır işte sevgili olanlar Allah'a. Biz Allah'a sevgili olmaya çalışıyoruz. Bizler çok aciz yaratıklarız. Hiçbir yere ulaşamayız. Ama şeyhimizin himmetiyle, onun duasıyla kaftanın ardından ve bunu görüyorsunuz. O bize gönderiyor. O kadar çok yardım gönderiyor ki. Sadece biz daha önce yapamayacağımız şeyleri yapmakla kalmadık. Daha hızlı ve daha çok çalışmaya, daha iyi çalışmaya başladık ve bütün o fitne etrafımızı çevirmişken insanlar bize saldırıyorlar ama onlara geri gidiyor onların fitneleri. Bizi etkilemiyor. Elhamdülillah. Allah şeyhimizin makamını daima yükselsin ki bize daha çok yardım göndersin. Ama bizler ona daha çok faydalı olmak için olmayı istiyoruz. Fitne dışarıdan girmez. Dışarıdaki fitneye kapıyı açmayın, içeriden de açmayın. Nefsinizin fitne yapmasına izin vermeyin, sizi kandırmasına. Gaflette olmayın. Buradaki hepiniz buradakiler Şeyh Efendi'nin etrafında uzun süredir buradasınız. Eğer bir şey yaparsam ben, o benden hoşnut olur mu? Ya da şüpheli bir şey yaparsam bu şüpheli midir? Bunu yaparsam bana kızar mı? Bir şey yaparsam yanlış mıdır? Senin kalbin bunu bilir. Eğer bu ilim varsa sende ve sen hala kalbinin üstüne basmaya çalışıyorsan ve hala kalbini sıkıştırıyorsun, o zaman kalbin işte yaşayamaz. Kalbin canlı olamaz. Ne kadar Allah desen de olmaz. Her zaman salavatlar da desen kalbin canlı durmaz. Çünkü şimdi her şeyin bir kanıtı var. Bizim için de imanımızın kanıtı, sevgimizin kanıtı hizmet yoluyladır. Doğru olmalıyız. Doğruyu konuşmalıyız. Gizlemeyin. İnşallah Rahman, Allah Subhanahu ve Teala bizi sırat-ı müstakimde tutsun. Bizim için uyanık olalım ki şeytandan, nefsimizden uyanık duralım. Daima bize oyun oynarlar. Uykuda duramayız. Uyanmalıyız. Yoksa bu yolda hiçbir ilerleme kaydedemeyiz ve ahirette de bunun cezasını çekeriz. Bu sözler sizin için ve benim içindir. Bunları almak isteyen alabilirler, hoş geldiler. Bu sözler sizin için değil diye düşünüyorsunuz, bunun dışındaysanız buyurun, istediğinizi alın. Bırakmakta da serbestsiniz ama bu sözler bana faydalıdır. İnşallah Rahman, Allah bizi bağışlasın, hepimize rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine, Evliyalar Sultanı'nın ve Şeyh Efendi'nin yüzü hürmetine, El-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.